ekonomiye etkileri kendini bir günde belli etmez üretim maliyeti olarak yansıyacaktır diyor efendim bir de tam Erdoğan NTV star ortak yayına çıkarken Kılıçdaroğlu sosyal medyada eş zamanlı olarak bir büyük yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdı sevgili halkım evime hoş geldiniz sefa getirdiniz uzun zamandır konuşamadık kısmet bugüneymiş. Biliyorsunuz bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşturan bürokratlarımıza seslendim. Seslendim çünkü nabız atıyor mu? Duymam gerekiyordu. Bürokrasinin yani devletin hala nabzı var mı? Duymak istedim. Var sevgili halkım var. Bu devletin bürokrasinin hala kalbi atıyor. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler, bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Bu değil. Bu da değil. Bunu da anlatmıyorum. İsterseniz anlatabilirim. Bir belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil. 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahs, şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazine'nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. Ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu daha başlangıç.